Willkommen, bienvenue and welcome. Bu evet. Ne şimdi? Cevdet bir de İtalyanca alalım. Ladies and gentlemen, madame, monsieur, signore, signori, benvenuto al nostro spettacolo teatrale. Bence ha. Var ya, bilmiyoruz ya, sallıyor İtalyanca. Hayır ya, niye sallayacağım? Gayet güzel, gayet güzel İtalyanca konuşuyor. İşte o da şıracı. Sen adamın burada. Kör cahil, sen Barış ne yapsın? Kör cahil and kara cahil. Ben o malum soruyu soracağım. Arkadaşlar ben üçüncü defadır geliyorum diyen kaç kişi var bir görelim. Vay. Helal olsun. Seyirciye ışık ya. Atalım o zaman arkamızda. Bir seyirciye ışık. Üçüncü gelenlere alkış. Seyirciye ışık. Peki ikinci kere Işıkçı gelen var. O zaman seyirci bak ikinci ışık... gelen de var görüyor musun? İkinci gelen de var. İkinci gelenlere o daha zaman... küçük yazmış. Ha işte bu. Bu. Bunu bilin. Bizi kızdırırsanız gözlerinizi yakarız. Aa, saçma sapan. Peki ilk gelenler işte o da sağlaması oluyor. Evet. Peki hiç gelmeyenler? Peki gelip kapıdan bakıp gidip de ulan ne yaptım ben deyip geri gelen var mı bu hafta? Yok o kadar da değil. Peki sus. Evet, tadını da bırakalım lütfen. Yes, her şeyin bir tadı var. Hobilerimizin bir... peşinde koşuyoruz. Hobilerimizin koşuyor. Peşinden evet. Koşmaya geldik bu akşam. Ve Can Türkdoğan bize... Selamlar pek sevgili geekler, Dedeler Sofrası'nın bir başka programında daha beraberiz. Bu hafta haftada olan konuları, sizden gelen yorumları, izletilecek bir adet video falan gibi şeyler gözünüzün önünden akıp geçecek. Manifesto verdin. Ne yapayım? Akışı bir anlatmak istedim. Sonuçta opera değil ki milletin eline şey dağıtmıyoruz. Doğru, doğru. Leaflet. Ne o dağıttı? Böyle. Broşür. İşte el ilanı. Opera librettosu. Opera şeysi. Vay. Program. Libretto. Programımızda öncelikli olarak sizden gelen yorumlar, daha sonra kısa bir video izlenimi, akabinde tweet falan küçük, filan. Küçük bir VTR'miz var. Önce onu izleyelim. VTR. Ne bu hadi abi? Niye huysuzsun? Lüzumsuz, yazıklar olsun ya. Lüzumsuz uzatıyorsun. Ben veriyorum lan yorumları. Yeter be. Vay. Sende yok ki yorumlar. Nereden var veriyorsun? Var abi bende var. Biriktirdim. Limitsiz yorum var. Bir şey diyeceğim. Masanın üstünde 1 lira var abi. Bu niye konmuş buraya? Bahşiş. Teşekkür abi, ederiz arkadaşlar. Evet. Abi yorumları getiremedik sana ama en azından 1 lira getirdik. Taner demiş ki Ömcör bu ışıkta Keanu Reeves'in şişman hali gibi çıkmış. Hangi ışık acaba o? Onu mütemadiyen kalıcı hale getirelim bundan sonra. İşte bu ışık. Valla yani galiba bakanda biraz hani şeyde evet. Değil de bakanın teşekkür ederim gözünde. Cevdet. Sağ ol. Keith Harrington'dan Keanu Reeves'e yaşlandırılmış bulunduğumu fark ediyorum şu anda. Evet kimse Jon Snow'a benzetmiyor demek ki beni bu böyle aval aval baktığınıza göre. Ya Ömercan'a çok böyle blow yorum geliyor ama yani. Tabii. Ömercan şöyle, Ömercan böyle. Biraz evet. Kıskanıyorum gerçekten. Ömercan'ın niye bu kadar kişisel meraklısı var? Rockstar olduğu için mi acaba? Tabii şimdi buna rockstar sendromu diyoruz. Ben sizin gibi ele ayağa düşmüyorum arkadaşlar. Kendimi ucuza satmıyorum. Abuk subuk işte böyle Twitter'a bir şeyler yazayım falan yok bende. 40 yılın başında var. Instagram o da ne falan diyorum. Siz maalesef dedeliğe yakışmayan hareketler yapıyorsunuz. Böyle Instagram pozları veriyorsunuz. Hey falan şeklinde. O yüzden ben de daha gizemli olduğum için kaçan şey kovalanır. Senin bu teorine göre evet. Canı... Ben hatta gideceğim şimdi hadi hoşçakalın. Can tamam böyle yapıyor da ben hiç öyle yapmıyorum mesela. Kimse beni de takip etmiyor. Demek ki bununla alakası yok. Sende özel bir durum sen mu? Yani çekici değilsin. Ha okey. Sen ne yapıyorsun ya? Bir dakika dur. İlkokul, ortaokul, lise. Ama arkadaşız değil mi? Arkadaşız ha tamam o önemli çünkü. Ben bir kere... Otobüse bindim. Yazlığa gideceğim. 8,5-9 saatlik hep yol. Hep uçakta tabii. Yanım boş. Dünyanın en mutlu adamıyım. Çok güzel. Ondan sonra bir adam kızını bildirdi. Ya burası boşsa ben de bu kızıma yakın olmak için buraya oturayım dedi. Aa. Ben de beyefendi burası sizin yeriniz değil. Gidin diyemedim. Onun yerine... Kızınıza ben yakın olmak istiyorum diyemedim. Hayır. Böyle bir amacım yoktu da yani yanım boş rahat rahat yayılacaktım.
Abi oturun dedim. Adam kafasını koyduğu anda... Yani o zaman oturma buraya. Niye oturuyorsun abi, uyuyacaksan? Abi senin iyiymiş bana. Kalkamadım. Arada kalkamadım. Omzumda uyuyan adam var. Omzumda abi, uyudu çok adam ya. Çok büyük bir böyle uyuyor adam. Ya Barış'cığım yanlış anlama da senin omzun da çok davetkar gözüküyor yani. O ne? Kemal Sunal filmi gibi o ne ya? Vardır ya onlarda. Gardırop Fuat mı? Aynen. Tahta bavulla mı bindi adam araca? Sonra salatalık ısırmaya başladı. Yanında da bir leğende yoğurt vardı. Hadi bir sonraki yorum. Ne bu ya? Ortak anınız falan mı? Ben hatırlayamadım. Ay, Kemal Sunal filmi. Sakar Şakir mi? Sakar Şakir. Mehmet Erdem demiş ki seyirci ne kadar sessiz ya. Ben olsam her şakada oba derdim. İşte bu yüzden. Oh be. Bir dakika. Önce seyirci ışığı alalım lütfen. Bir seyirci ışığı rica edelim. Abi karanlıkta demek kolay. Şimdi Can'dan bir seyirci ışığı alabilir miyiz? Evet. Ha. Can'dan bir espri alalım ve hobayı alalım üstüne. Ay, espri bakalım. Sonra da oraya gidelim demiş. Helal olsun be. Peki Barış'tan... Bol bol oba bekliyoruz bak, sizden. Barış'tan da espri alalım. Geçen gün gidiyordum. Bir de baktım karşıma Cevdet çıktı. Bu ne abi? Espri mi bu? Ömercan'dan alalım. Adam karısına demiş ki... Ooo o balkonlar ne biçim? Aman Tanrım. Aman Tanrım. Yani fıkra işte. Fıkradır. Evet. Abi, Cevdet hadi sende sıra. Abi sonra bıraktı kendini en iyi şakayı yapacak. Yine patlatacak soğuk espriyi. Benim aklımda kenarda köşede bir soğuk esprim var onu patlatırım demiştim zaten. Evet. Adam karısına inek demiş birlikte inmişler. Aman. İşte bu be işte bu. Allah her şeye kahretsin. Rağmen bak ön taraf böyle oldu. Oh my god. Arka taraf bir coşku var orada. Oba! Benim kitle orada belli ki. Aa, ben size oynayacağım. Arkada bir ekip var çok iyi. 4-5 kişi böyle burada sarılma oyunları yapıyorlar. Böyle sarhoş oyunları yapıyorlar. Onlar zaten ne desek hoba diyecek tarzda olmuş. Cevdet ve esprileri. Evet seyirci ışığını alalım artık. Kör oldu evet, insanlar. Evet. Bu hafta evet. Gittik. El aleme sokağa çıktık. En sevdiğiniz film ne diye sorduk. Öyle şimdi bir kısa bir VTR'miz geliyor. I told you. Video... televised real olabilir mi? En basitinden Esaretin Bedeli diyeyim. Bir kere dünya çapında da zaten çok sevilen bir film. Çok böyle reytingi falan çok yüksek. Zaten IMDb'de de top 250'de ilk başta falan. Star Wars serisini seviyorum. Kitaplarını okuduğum için Harry Potter serisini çok seviyorum. Ha bütün işte Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorum. Çok bu konuda kült cevaplar veremeyeceğim. En son seyrettiğim filmi söyleyeceğim. Müslüm filmini seyrettim. Çok etkilendim. Oyuncular çok başarılıydı. En son izlediklerimi aslında çok var da. Ona bakarsan ben Batman'i de, Superman'i de bunları da çok izliyorum ve seviyorum. Michel Haneke'nin Das Wisse Band diye, Beyaz Band diye bir filmi var. Film olağanüstü sıkıcı bir film ama filmi çok seviyorum. Diğeri de sevdiğim yönetmenlerden bir tanesidir. Ridley Scott, genel olarak onu da seviyorum. Kingdom of Heaven. Gerçi o film aynı dönemde çıkmış olan bu üçü Spartan'ın bir nevi antitezi gibiydi. Yani bu meseleler öyle değil, böyle anlatılır. Sinema ve müziğin birleştiği bir çok iyi bir iş olarak Pink Floyd'un The Wall. Amadeus, Michel Forman'ın Amadeus. Onu da çok severim. Esatçı'ya seni kalbime gömdüm diyebilirim. Diziden takip ettiğim kadarıyla karakterin kişisel çözümlemelerini biraz bize yansıtıyor seyirciye. Turistim. Çünkü çok samimi içten. Öncelikle selamımı değiştirdi. İnsanlara bakış açımı değiştirdi. Pulp Fiction. Çünkü bu klasik Tarantino filmlerini de çok seviyorum. Absürtlüğü de çok hoşuma gidiyor. Deney. Ya küçükken izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Genetik mühendisliğiyle ilgiliydi. İnsan DNA'sıyla gizlice işte devletten gizli olarak insan DNA'sıyla oynuyorlardı. Sonra o DNA tekrar değişime uğruyordu filan vücut içinde. Böyle ilginç bir filmdi yani. Böyle bilim kurgu. Güzeldi yani. İşte çoğu oydu. Demin iki tane izliyor. Başka izlemiyorum ben zaten. Yok, ömür başladı. Eskiden çalışmayınca izliyordu. İşe başlayınca. Burada yorum yok, eve de gidiyor, mutluğa gir, iş yap, şunu yap derken filme zaman kalmıyor. Prestij. İnsanların farklı bakış açılarıyla olayları ele alması gerektiğini anlatan bir film olduğu için.
Ya filmden fazla değil, diziye sürekli baktığım dizim var. Kadın dizisi, onu çok seviyorum mesela. Aklıma ilk gelen V for Vendetta var, onu çok seviyorum. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, fantastik alanda bunlar çok kült filmlerdir. Ve bunların çok sevenleri olur, ben de çok seviyorum. Akıl Oyunları var, onu da çok severdim. Bana ilham veren filmlerden. Ben Green Mile diyeceğim çünkü çok, çok çok duygusal, ben çok ağlamıştım izlediğimde, çok etkilendiğim için. Sen anlat Karadeniz. Dimdikleri hoşuma geliyor. Mimikler var yani filmdeki, onlar hoşuma geliyor. Bora'yı seviyorum. Enteresan bir de yerli yapım, yabancı değil. Bir de şey, saçma sapan aşktı, meşti, böyle öyle abartılı şeyler yok içerisinde, çolukta çocuklar her zaman. Herkesle izleyebileceğiniz bir şey. Abi kimseyi sevmemiş galiba. Rimikleri seviyormuş. Rimik. Hop rimik. Bence replik mi o acaba? Mimik. Aa, bence. Olabilir. Mimik de olabilir. Mimikleri. Abi mimik ve repliğin bir arada verilmesine rimik denir. Evet. Ne kadar cahilsiniz. Olabilir. Sizinle bunca zamandır birlikte iş yaptığıma inanamıyorum. Anadolu tiyatrosu Can Türkdoğan yani. Profesör. Anneanne. Anneanne. Anneanne oyunları. Evet, evet. Akıl Oyunları'nı seven varmış ama. Akıl Oyunları güzel filmdi ya. Barış koymuş gibi ismini değil mi? Akıl Oyunları. Çeviriyi bu filmin adı ne olsun? Akıl Oyunları ya işte. Akıl Oyunları. Amadeus dedi biri. Benim de en sevdiğim iki filmden biridir. Ben Amadeus. De çok severim kalitenin Amadeus. Adıdır. Ne oluyordu Amadeus'ta? Abi aklıma devam Nejat Uygur geliyor. Tutuyorum kendimi. Ne alakası? Konuyu anlayan anladı. Tutma be Cevdet. Anlamadım ben. Biz seni böyle sevdik be Nejat Cevdet. Uygur Salieri hayranı mıymış? Ne abi? Ne olabilir yani? O kültürlü gülenler oldu. Yok artık. Abi. Amma Deus esprisi yapıyor da kendisi. Üf, aman tanrım. Çok kötü. Ne yapayım? Bir dakika dur, olmadı. Amma Deus. Bravo. Bravo Cevdet. Abi maça gitmek gibi oldu sanki. Evet. Gelip böyle böyle yapıyorsun da. Bu her espri bir kere daha tekrarlayacaksan 2,5 saatlik bir belki ekstra bir şov daha açalım. Yok yok. Cevdet Reprise böyle yani. Fırsının seni tekrarlarından oluşan. Bu arada çok yakın bir kankimiz şu an burada. Normalde onun geldiği her oyunda, her olayda gösterebilmem mi de aşırı güler ve biz ondan çok mutlu oluruz. Abi adam şu an mahkeme duvarı gibi hiç gülmüyor. Evet abi. Oh be. Oh be. Yapıştırdı bir rahatlayalım. Zorladı. Ya, istemiyordu. Ben bu arada Ali'yi göremiyorum. Aramızda kolon var. Abi çıkacaktık da taşıyıcıymış. Ha, evet evet. Ali bizim Vikings videolarımızı biliyorsanız oradaki Ali. Evet, ondan da imza alabilirsiniz yani arkadaşlar. Birkaç videoda vardı yani. Barış'cığım senin en sevdiğin film nedir mesela? Hocam benim Amadeus 1, ikincisi de Koro. Amadeus diyorsun. Les Koristes diye yazılır. Koro filmin ismi. Peki yani Fransız şey filmi. Şarkı söyleyen öğrenciler var. Evet evet. Falan. Bravo abi, Koro'yu tanımadım. Var ama filmde yani Allah Allah. Öğretmenleri var. Notalar. Vokal performans. Vokal performans. İnce sesli çocuklar. Öyle değil mi? Mikrofonum çok gidik bu tarafa ya. Evet abi sen durmadan oraya. Böyle yan şöyle durmak zorundayım. Şöyleydim normalde. Abi böyle şöyle... yan flüt gibi düşün bak şöyle. Ömercan öyle bir güzel ayarlamış ki. Şöyle yaşayabiliyor yani. Ömercan şey gibi şu anda ne? Böyle 60 yaşında göbeğine rakı koymuş. Hadi gençler konuşun. İşte böyle cool olmak böyle bir şey arkadaşlar. Mikrofon kendiliğinden bana geliyor. Var mı en sevdiğiniz film? Bak Barış söyledi, hadi ben cevap ben hep söylüyorum, benim en sevdiğim film istisnasız One Flew Over the Cuckoo's Nest'tir. Çünkü çok etkilenmiştim. Hayatımı kitabını okudun mu Cevdet? Aldım. Hayır, kitabını okumadım. Aa, filmini izledim. Gerçek bir kitabın One Flew... yazarı filmden nefret ediyor, bunu biliyor ya. Musun? Oba. Şimdi ne diyeceksin Cevdet? Ya! Bana ne abi Allah Allah. Eder adam kendi yazmış, hakkıdır. Ne abi, diyeyim yani? Abi mahvettiniz eserimi diye ağlamış adam. Sen de burada mahvedilmiş versiyonu savunuyorsun. Adam orada Alan Moore olmuş. Saçı sakalı birbirine girmiş. Bütün en çizgi romanlarıma tükürmüşler gibi davranmış. En sevdiğim sahne hiçbirinin şeyi olmamasına rağmen. Aa hani, spoiler. Orada Allah. Spoiler tabii. Ama şey. Ama bana şey ne spoiler ama bana ne? Şeyi mi var yok, abi? Yok yok yani sonucunu falan etkileyecek değil. Hepsi kendi rızasıyla girmiş olmasına rağmen oradan değişmeye ve çıkmaya çalışmama çabalarında. Ve işte bizim adam İzlemeyen o... kaç kişi var? Ya bir anlatayım sahneyi. Anlat abi, oğlum. Hepsinin deneyiminin içine bak, böyle alatukla tuvalet sonunu. Gibi... Sonunu. Şu anda yani. Daha hiçbir şey demedim.
En sevdiğin şeydir spoiler vermek. Bana da yapıyor bazen ofiste. C'de çok yapar arkadaşlar. Abi biz de Joker'i izledik bu hafta. Ne oluyordu şimdi, bakın spoiler. Joker aslında diye başlayayım mı yani? Joker Batman'in düşmanıymış meğer falan. Valla kuliste bir Joker muhabbeti hafif döner gibi oldu. Bir panik yaşadım, ben izlemedim. Biz izledik. Anlatmıyorum. Ömercan hadi sen de söyle en sevdiğin filmi. Ben düşünüyorum ya. Benimkini bili... Evet bak biliyorlar. Ama kız kardeşimsin sen zaten. Evet, hep söylüyorsun. Evet. Allah belamı versin. Braveheart benim en sevdiğim film olabilir. Ama yani tabii o çocukluktan kalma bir nostalji havasıyla beraber orada en sevdiğim. Tabii, bence biraz da öyle film. Ya. Yani ne filmler izledim. Tabii abi. Sonra. Benim mesela şöyle ama bir yani, tabirim. Ama lütfen biraz. Genel Mel Gibson gibi koşmak diye bir tabirim vardır benim Braveheart'tan kaynaklı. Ne? Tabii Mel Gibson gibi koşmak. Freedom diye koşmak var ya. O sırada koşmuyor yalnız yani. Çok teessüf ederim. Hadi ya. Kutsalımız yani film bir yere mu? Kadar. Bağırıp Barış'ın aklındaki Freedom. Öyle değil abi. Mel Gibson. Herifin kelle gidiyor lan. Sırada buraya dönüyor. Oğlum o film çıktığında o başka bir film. Çok özeniyordum lan filmdeki karakterlere. Ortalıkta etek giyip gayda çalmak istiyordum. Ama annem bak o da burada kendisi beni gayda kursuna göndermedi. Zaten burada çok annen, eşin, kardeşin bir şey var. Öyle abi, ne yapacağız başka türlü familya grubu. Ha? Annem zaten 4 tane tişört almış sağ olsun. Bizi desteklemek için elinden geleni yapıyor. Evet bu arada Dedeler Sofrası tişörtü bakın en önde bir arkadaşımız var ay. Giymiş olan. Bakın ne kadar yapışmış. Daha arkasında da bir hanımefendi Geek Apart tişörtü giymiş. Girişte tişörtlerimiz var bulabilirsiniz. Onu da şey yapalım. Tişört içine girdik biz. Arkada biri daha el sallıyor ama aynen. Seni göremiyoruz. O sarhoş sallanan hırpani grup. Peki, onlar neden? Evet abi onlar. Neden? Onlar benim kankim olacak. Benim sevdiğim film Run Lola Run. Bir Alman filmi. Tom Tikver diye bir Alman yönetmenin filmi. Hayatımda ilk defa duyuyorum. Palavra. Müthiş palavra. Kitle gelmiş karşısına. Hani şurada bir amca vardı ya o da böyle. Ben Ramona'nın filmini seviyorum. O çok bir güzel. De sıkıcı ama çok güzel. Sıkıcı ama çok güzel. O kadar belli ki yani o sırada. Hani bana sorarlarsa bak bak canın can içi köpürüyor şu an. Abi Allah belanı versin. Evet. Sizi çok canla ayıp. Baş başa bırakıyorum. Bir o var. İki zaten herkes biliyor. Children of Men. Ama Rambo Lola'nı da bir o kadar çok severim. Tempo Rambo mu? Düşman. Rambo diyor. Run Lola Run. Run Lola koş Run. Yola, koş Yola şey koş. İzledim ben onu da böyle telaffuz etmiyordum. Tamam okey. Ne diye farı? Lola Rent mi diyordun böyle? Almanca mı söylüyordun? Ah my favorite movie Lola Rent. Böyle mi diyordun abi? Abi adam. Cevdet eskiden Nazi'ydi. Herhalde yani. Can'ın yabancı dili taklit etmesi kadar güzel çok bir güzel şey yok yani. Şu hayatta yani. Evet, evet. Ya şey izlediniz kendisini mi? Kendisini taklit ediyorum. Bizim Ceren'in Aikido videosunu. Ne? Cevdet orada kendini parçalıyor. Can yalandan Japonca konuşsun diye. Abi adam konuşmamış ya. Utanmış orada. Abi utanmış. Ne yapıyor? Adamın kutsalına küfür ediyor gibi hissediyorum. Orada adam duvara falan eğiliyorlar. Bir şeyler yapıyorlar falan. Ben orada gidip bir şeyler mi yapacağım yani? Rezalet yani. Yapsana şimdi yap bari. Şimdi yap bari. Bulalım ya. Bir sonraki yoruma gideceğiz. Abi ben Can'la ev arkadaşı olduğum için sabahtan akşama kadar bunları duymaktan bıkmıştım arkadaşlar. Bir kez daha. Sıkılmış mıydın? Çok sıkıldım Can artık yani. Neyse, ayrıca ben... biraz yani gücendirici senin bu yaptığın yani Japonlar olsun. İşte ben hangi kalkıyorum. Millet olursa. Sıradaki yorumu siz okuyun ben kalkıyorum. Nurgül BBB demiş ki en ha. Sevdiğim YouTuber'lar Cevdet Can Ömcör. ve tabii ki Barış. Efkarım biriktir. Ama Barış, onu Barış'ım. Sen YouTuber değilsin ki. Sen dizi televizyon oyuncusun. Evet abi. Sen ya, bizim gibi YouTuber ulan değilsin. Ben yıllarımı tiyatroya verdim. Niye tiyatroyu bir kalemde siliyorsun? Boş ver tiyatroyu oğlum ya. Ne tiyatrosu? Allah Allah. O kadar tiyatro. Bir tane içeride de oynadı sonra. Herkes Komiser Musa diye gezdi sana. Evet abi. Hiç bugüne kadar bir tiyatro karakterini sokakta görüp aa Polonius ne güzeldi yaptı mı sana? Hayır. Yani Polonius. 100 yılda bir oluyor. Polonius. Ama bir kere birisine rastladım. Geldi böyle 5 tane oyunumu izlemiş. Bütün hepsini biliyordu ve saydı. Çüş. Ama diziden tanıdı. Geldi. İşte, abi dizini izliyorum. Seni çok seviyorum. Ama dedi. Ama diyor virgül koydu ve oyunlarımı saydı. Maalesef böyle bir şey var. Yani ülkemiz, kültür, millet falan filan. Bana da bir kere geldiler. Ben sizi Can Gürsap'ın oynadığı Ölü Ozanlar Derneği'nde mi izledim? Oha. Dedi bir kadın. Soru sormuş. Ben de böyle gratis'te işte after shave falan alıyordum. Yani gereksiz. Bu kadar reklam olduğu bariz bir hareket olabilir mi? Adamın suratında sakal var. Ne after shave? Yanında mı Can? Şimdi çıkaracak oradan. Bunu alıyordum ben. Benim... Ben de geçen gün gratisten orkid alıyordum. hep ihtiyacım olur çünkü. Evet.
Benim bu şeyi hazzı yaşadığım tek yer, bundan önce işte Ömercan'ın da dahil olduğu bir Hayatın Anlamı diye bir proje yapıyorduk MyNet'e. Ben de vardım, Can da vardı. Tabii evet, siz de vardınız. Biz işte gördünüz mü? Ya biz yazar olarak hani atıldık çünkü. Ana ekipteydik ya, o yüzden. Siz oyuncu Zunda, olarak onlar da vardı. Zunda'nın son deliği ya. Bıktım neyse, ya. Tam şeye uçağa biniyorum. Biletimi kesiyor kadın orada, böyle yaptı. Hayatın Anlamı dedi. İnanamadım orada ya. Nasıl bilebilir bunu diye. Ben orada Boğaz'da yaşamıştım. Peki ya kadın hakikaten soruyorduysa? O zaman kadına Oba. Bir şey zaman mi? Kadına... Haftaya buraya. Annem, babam, anneannem. Hepsini çağıracağım. Adam oradan aldığı gazla, bak 3 haftadır yapıyoruz. Esprilere yapanlar. Hobalar yapanlar. Abi adam espriyi bir çaktı. Salon yıkıldı. Yan barlardan alkışlayan var ya. Böyle motivasyon abi. Ama her şey motivasyon. Bu yok. Motivasyon değil, yok. Aslında biz Cevdet'le çalışmıştık. Bu öyküyü anlatacağını yapma söyledi be bana. Evet. Can bizle çalıştık. Yani siz babalara çalıştık. Bir yer gibi oturuyordunuz arkada. Bütün bunlar bir şov, farkındasın değil mi? Gerçek değil. Abi ben provaya gelmemiştim, ondan mı bunlar? Ya. Sen dedin bugün 7'ye 10 geçe 20 dakika açılır kala kapılar açılmak geleceğim dedin. Biz burada her şeyi prova ettik. Evet, ben Barış'ım, de seni sattım Barış'ım. Burada seyircilerin karşısında bu konuyu açmak istemezdik ama çok geç geliyorsun gerçekten. Yani. O yüzden orada adını yazdım. Yani bunu prova saatleri için söylüyoruz sadece. Evet. Oba! Geçen hafta bir tweet attık. Ya. Size hiç böyle piyango olur, işte kapaktan efendim bedava çıkma olur, özel bir şey olur, böyle bir şey çıktı mı diye sorduk. Bir tweet attık. Maşallah hiç bir hafta gelmediği kadar yorum geldi üst üste. Mesela Sena demiş ki, bir kınaya gitmiştim. Değişik eşyaları alüminyum folyo ile paketlemişlerdi. Ve hasır bir sepete koymuşlardı. Sonra insanların yanına gidip soru soruyorlardı. Kişinin cevabı doğruysa sepetten rastgele bir şey veriyorlardı. Kuzenime salatalık, bana bit ilacı çıkmıştı. O yaz bitlendim demiş. Bir boka yaramış yani de. Abi yani kınada niye bit ilacı verirsin ya birine? Ya Cancığım, sen hayatında mı kına gördün mü? Bu yani kına için normal şeyler belki de. Ben de görmedim, bilmiyorum yani. Abi yani abi, kına demek elin lağım oluyor, bir hafta lağım geziyorsun. Evet ya. Ama onun dışında düğün gibi aktivite iki göbek atıyorlar. Bit ilacı vermiyorlar kimseye ya. Abi işte kına. Ail yani bence şöyle. Evdekini düşün, sarıp götürmüş işte ya ne varsa. Belli ki böyle olmuş yani. Abi ama yani bence bu aileye bir mesaj. Yıkanın. Yıkanın artık demek istiyor birileri. Peki yani ya salatalık nasıl bir mesaj? Şey diyeceğim peki. Abi onun erotik bir anlamı da olabilir. Aman. Ya da artık yani daha kendinize, diyetinize dikkat etmelisiniz olabilir. Her yani böyle salatalık biçimli şeyin anlamı, mesajı o mu olmak zorunda Can Bey? İşte fallik obje, ne bileyim ben. Yani aklınız ondan figürü Sigmund Freud. Peki hiç bitlendiniz mi ilkokulda? Bitlendim ben. Kırmızı tarak. Ne? Çıt çıt çıt. Kırmızı tarak var ne? Abi annen gülüyor, annene soralım. Tabii. Bitlendik ya. Fırsat kaçmaz. Kafamızda böyle çıt 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 bir şeyler yapıyordun. Halacım, yoksa Ömercan bir miydi o? Başka bir şey miydi? Bir şey diyeceğim. Ben ilkokul 1'de salgın olmuştu. Bit salgını. Böyle bir yerden sonra bütün sınıftaki çocuklar bir numara saçla geziyor. Abi çok kızlar kötü. Kızlar dahil. Alabros. Çok... Alabros model. Kızlar çok büyük travma. Berbat bir şey. Bir de sınıf 50 kişi filandı. Moda ilkokulu var ya şurada, orada okumuştum. Yani modaymış. Nasıl hocam? İyi mi? Daha çok çalışman lazım. Os. Abi çok fenaydı. Gerçekten bitlendik. Çocuğunuzu okula göndermeyin denirdi o zaman. Vay be. Yani bitlenen çocuğu göndermeyin. Israrla gönderirsen bütün sınıf bitleniyordu zaten. O zamanlarda bir serkeş bir hayat var. İşte yemek yiyorsun, elini saçına sürüyorsun. Ondan sonra oradan böyle beslenme çantasından patlıcan musakka çıkıyor, böyle yiyorsun. Ondan sonra elma ısırıyorsun, saçına sürüyorsun. Şey böyle, yemek savaşı yapılıyor sık sık. Yemek savaşı. O
timşeler olduğu için yani herkes hobilerinin peşinden koşuyor o yaşta. O yüzden bitleniliyor. Abi ya yemek savaşı hiç yemek savaşı içinde bulundunuz mu? Yok ben bulunmadım. Yani, su savaşı oldu. Hayatımda bak. Film hariç görmedim bile. Aynen yani küçükken böyle yabancı film izleyip çevremizde görmediğimiz özendiğim şeylerden en bir numara şey yemek savaşıydı. Abi yüze pasta atmaya ben bayılırım. Abi yüze pasta, abi, kafaya musakka. Hiç hayatım önce yapmak istedim ya da bana yapmak istedim. Ben de çok istedim. Ya programlar, bir şey diyeceğim. Abi öyle lağım bir pasta atıyorlar ki o tip programlarda. Beyaz böyle krema geliyor. Allah Allah ne düğün pastası mı atacaklar? Benim pazar günü doğum günüm. Bana öyle bir şey yapsanıza. Yüzüme pasta atsın. Bir şey söyleyeceğim. Az önce Can şu ihtimali düşünmedi mi? Öyle lağım pasta atıyorlar ki. Yani atacak ben o sırada... diyeceğim. Yani o ihtimalin güzelliğini düşündü yani. Abi evet helal çünkü olsun. Yani bence çok bana böyle var mı güzel, tatlı bir şeyler Can'a? kaliteli böyle bir pastanede yapılmış bir pasta atılsa yüzüme hayatta ama daha ne isterim abi. Bayramdan pasta alıp yüzüne atıp ziyan mı edelim diyorsun yani. Abi ben sizin bu griye atsınlar bayramdan alıp. Batı kültürüyle dejenere olmuş hallerinizi kınıyorum ve birbirimize künefe atmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Sıcak ama. Tabii. Ocaktan çıktığı gibi. Yaşasın doğum kültürü. Ama üstüne de kaymak geliyor ki hemen birbirini dengelesin. Cevdet'in sakalından ayran dökmek istiyorum ben. Çıktı mı hiç size böyle bir şey? Çıktı. Bana bir şey çıktı hayatımda. Böyle enteresan nereden çıktığını bilmiyorum ama çıkma ihtimali sıfır olan bir yerden bana bir hiç futbol kullanmamama, takım tutmamama rağmen milli takım forması çıktı full imzalı. Öf. Ve 15 yıldır evimde duruyor gıcır gıcır. Hep şu hayali kurdum. Onu internette bir sayfaya bir yere koyup satayım dedim. Ama bütün futbolcular yani biri bilmem ne operasyonundan alındı. Biri bir şeye kaçtı. Biri bilmem hay ne Allah. Oldu. Yazıklar. O futbolcular şu an yani keşke ölselerde değeri yükselseydi diyorum. Hepsi yaşıyor ve hepsi dejenere abi şu anda. Abi çok tatsız. Bir tek aralarında saç ektirip havalı olan Suat mıydı? Suat. Bir o var galiba. Abi onun saç ektirmesi havalı mı? Ya şu an size gösteremiyorum ama bunu sonradan izleyenler görecek. Ya. Suat'ın hali bir şu dakika. Abi. Hayır ya bu Peru bu değil. Abi bu işte. Bu adamın son hali bu. Hayır bak. Sen bu adama süper karizmatik Suat dedin ya biraz önce. Bir şey diyeceğim bak normalde geldi, ektirdi bir şeye benzedi. Fakat bir yerden sonra o şeyler yani biraz ektiriyorsun yine bir şeyler dökülüyor. Adam sonunda demiş ki ektir ektir sonu yok. Bunun üzerine Peru'a geçmiş. Bu peruk. Bu peruk. Bu peruk. Küçükken gazetenin bir şeyi vardı işte, oyuncak kampanyası vardı falan. 10 bin tane oyuncak veriyoruz. Yanlış duymadınız, 10 bin. Evet, evet. Ve bir gün işte babam geldi akşamüstü eve. Ömercan o işte katılmıştık onu hatırlıyor musun? Kazanmıştı falan dedi. Ben de hoba dedim. Çünkü ben yani bir kişiye 10 bin oyuncak verilecek zannetmiştim. O an böyle babam elinde oyuncakla gelince. Ya çok acıklı bir şey bu ya. Oha dedim işte şeyde sokakta kamyon bekliyor olmalı falan. Sonra 10 bin çocuğa olabileceğini babam söyleyince ha evet çok mantıklı dedim. Hem sevinç hem hayal kırıklığı olarak travma diyebiliriz. Bak kendi aralarında lak lak orada. Hayır, anı anlattın burada. Yorumlar mısın? Gül gibi anı anlattı. Sen burada kamera paniği yaşıyorsun ya. Abi Ömercan'ın yakını gitti diye orada dramım vardı. Aa, bir daha anlatabilir miyiz var gül gibi abi. Abi sana gizlice söylüyorum yani mikrofona söylemek var. Yani ben bu tercihimi sana... Seyircinin karşısında gizli saklımız yok. Evet abi. Mal ayıp meydanda. Oluyor. Ayıp oluyor Barış. Bu da boş politikacı değil mi? Abuk subuk. İşte bu kadar. Benim hayatımda hiçbir şey çıkmadı. Çok şanssızımdır bu konularda. Birçok şeye işte imza attım, birçok şeye ne bileyim çekilişe katıldım, kupon biriktirdim. Hiçbir şey çıkmadı. Benim tek şansım bu hayatta ben askere gittim ve hiçbir şekilde askerde olmayacak bir şey buldum ve şimdiki eşimle tanıştım. Vay! Tın 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 tın. Cevdet, Hamza, yan ranzadaydı kendisi. Şey takip ışığı yok mu? Takip ışığı verin abi. Şuradan çıkarmışım. Hamza, neredesin kendisi Deren? Yan ranza. Ha, orada işte, çıldır benim. Nasıl, barıştık mı? Saçma. Hepsi bir tuzakmış. Oha, adam kişisel meselesini çözmek için sahneyi evet, alet evet. Etti ya. Ben barıştık. Buradan,
Ben de buradan millete yazayım. Yok vallahi. Canlı yayın 70 milyonun önünde. Ben kendisine tertipliyordum o zamanlar yani çünkü. Ha, tamam o zaman. Öyle bana... işte benim de şansım bu. Sana bir şey çıktı mı? Bana da ofise aldığımız retro Efes kutularından özel şişe şu çıktı. Ne kadar şanslıymışsın. Ama ben trilyoner olacağım siz işte öyle. Şanslı bir çocuksun Can. Her zaman söyledim bunu. Tabii. Lisedeyken de 9, 11 dersten kaldığında af çıkmıştı. Ve tekrar sınıfı geçmiştin. Şans. Abi af herkese çıktı. Bana özel işte bu kişisel özelim. Anladın mı? Bununla olan aramdaki... Sen niye gül gibi sana Doctor Strange çıktı, evini aldın, ofise gelebilirsin? Onu anlatamıyorum birçok kez. Başka çıkan bir şeyim var, onu anlatabilirim. Abi de Ömercan bana bir hediye almıştı ya. Onu anlatmayı çok istiyorum. Milyonlar öğrensin. Böyle tiyatroda bir çekiliş yapmıştık. Herkes birbirine hediye alıyordu. Ömercan bana çıkmış. Ömercan bana bir tane böyle... Obi-Wan Kenobi aldı. Kafası sallanan şeyler var ya böyle köpekler. Sana öğüt versin diye. Onun gibi kafası sallanıyor. Elinde de böyle robot gibi tuttuğu bir mavi ışık. Abi robot vardı. Gibi tutmuyorsun şu an yalnız. Böyle tutuyordu işte. Kazık gibi tutuyordu. Oha robot oldu. Neyse. Ama ışın kılıcı kırıldı ya. Yanında duruyor. Tamam be tamam alırız bir daha. Bu da Allah'ım yarabbim yani. Dilenmek için buraya gelmiş. Çok ayrı. Hani sahnede kişisel meselelerimizi abi, şey abi Cevdet başlattı. Cevdet ben başlattı. Bütün kişisel meselelerimi döküyorum ya, abi. Ya Allah Allah benimkinin bir alt metni var yani. Şansım büyük falan. Bunun alt metni ne? Bana yenisini al. bu daha çok dilenç oyunları. Dilenç oyunları. Hadi gelsin bir tane daha. Bunu kazanamadıktan sonra... Hiçbir şeyin önemi yok be abi. Ya ya. Vay be koca. Bu sevenlere. Koca. Bu arabesklere. Bu fantazi müzikçilere öyle değil mi? Sen geçen gün alakasız pop müziğe fantazi müzik mi dedin ofiste? Abi ben anlamadığım her müziğe fantazi müzik diyorum. Müzik benim için ikiye ayrılıyor. Çok... Fantazi müzik ve bilim kurgu müzik. Mustafa Sarıçayın demiş ki... Televizyon izlerken Kitaro konseri olduğuna dair bir reklam çıkmıştı. Babam da bir anda of be bayılırım bu adama dedi. Ertesi gün Digitürk'ün yarışmasına katılmış ve o konsere iki lüks bilet kazanmıştım. Sonuç olarak babam o konsere gitmedi. Biletler de yanmış oldu. Ah baba demiş. Ya abi gül gibi Kitaro'ya lüks bilet kazansam giderim. Kitaro ne ya? Metal grubu mu Kitaro? Abi Kitaro fantazi abi fantazi. Fantazi müzik. Anlamazsın sen. Yanni falan gibi düşün. Onun uzak doğusu. Daha geçen Yanni gün içimden geçti. Çok acayip. Bunu yazdıklarını sonradan gördüm. Kitaro'ya sardım ben bu aralar. Pasa Kitaro dinliyorum. Biraz Last Samurai'nin etkisi. Şimdi bu yorumu görünce şey oldum. Vay be Kitaro dinleyen... Daha benim yaşımda insanlar varmış. Ya, çocuk nereden baksan 19 yaşında. Kitaro güzel mi yani? Ne gibi mesela? Bana bir Last Samurai dinledikten sonra aç gaza geldim. İsmi Kitaro. Ne çağrışıyor kafanda? Abi Kitaro işte. Vangelis yani. Ver bir Kitaro. Gerçekten ben de dalga geçiyorsun. Hayır. Millet de öğrensin yani. Abi. Bilmeyenler de öğrensin. Ben bilmiyorum. Ya öğrenelim. Barış sen de yani amma talepkar oldun o taraftan. Hoşuma gitti. Hemen talebim şey oluyor. Oh. Şilal böyle ama Barış abi ben senin... Perişan oluyor kızcağız orada. Hayır da diyemiyor sana. Ya aramızda en az gördüğü, en az samimi olduğu sensin. Kitaro. Haberler. En uzun kim kalacak challenge mı yapıyoruz? Ne? Abi ben başladım ve girmediniz. Abi böyle tamam, girilir çünkü. Bunun videosu var öncesinde. Girmedim, şimdi bir tane YouTuber abimiz 1 milyon olmuş. Ve 1 milyon olduğuna dair bir şarkı yapmış. Ve herkese diss atmış. Ama kim bu herif? Niye bize diss atıyor derseniz. Tabii ki ben. Birlikte bir şarkısını bir önce bir dinleyelim. Ay. Ben de yapacağım. Rap çok seviyorum. Çikolata banyosu. Abi. Hoppa açılmadı. Çok, bu arada yani hani... Çok yani. Rap dinlemiyorum ama rap bu değil biliyorum yani. Bak o kadar biliyorum abi yani. Bu, rap bu değil. Bu yani klipteki göreceğiniz popolardan dolayı size özür diliyorum. Niye özür diliyorsun abi? Ses alalım please. Çünkü popo yani kaka çıkan yer iğrenç bir yer. Bak. Evet bak. Öyle. Sen prim peşindesin şişko falan diyor bir de. Bize diyor bize. Evet resmen keşfetmiş. Abi en ulan meşhur şişkoları biz miyiz internetin? Bak prim peşindesin diyen adam şunu yapıyor. 50 lira versem kafana ketçap sıkar mısın? Bu kanal lan bu kanal. Bu herif gelmiş 1 milyon olmuş diye millete ne laf ediyorsun?
Abi şey diyeceğim. Rockleri nereden buldun? Onu bıraktın. Can kalbin var, yapma. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bak bu sezon 28 farklı içerikle girdik. Her hafta neler dönüyor? 201 bin abone, 201 bin, 1 bin 1 olmadı ya. Bu ay eksi 12, 12 demek kişi gitmiş kanalda. Evet ya. Demek ki Cevdet'in sakalına ketçap sıkıp yalamamız lazım. Evet. Ben dedim istemediniz, ödediniz. Hayır hayır. 50 lira versem yeri öper misin? Ya niye izliyor abi insanlar bunları? Bizim de klip çekmemiz lazım. Bir de prim lazım. Yapıyorsunuz diyor. Seviyetiz. Seviyesiz. Tabii, tabii. Nasıl? Seviyesiz gibi. Bu arada Ömercan'ın da 1 milyon olunca bir vaadi vardı. Hatırlayan var mı? Evet, evet. Ama bence o vaadi değiştirelim. Hazır 200 bin, 201 bin. Aa, yok öyle bir... Ömercan'ı düşünsene. 1 milyon çikolata, 1 milyon. Asla yakışmıyor, küvet, asla. 1 milyon. Siz de bikini giyip dans ediyorsunuz değil mi çevremde böyle? Bir şey diyeyim mi? Anka oyunları Barış. Ulan hepsini yaparım 1 milyon olsun. Sen çikolataya girmeyi kabul et. Ne olacak ulan her şeyi yaparız. Tabii canım. Zaten 1 milyon olunca... Ulan adam çikolataya giyiyor. Biz tanga giyiyoruz. Ya benim sıkıntı var anladın mı? Bir dakika mı? Ben tanga demedim. Ben bikini giyeceğiz dedim. Yani, ama yokum. Ya klibi görmedin mi? 1 milyon. Baba 1 milyon ya. Kafa 1 milyon. Bir de kafa diyor arada. Evet ya niye be? Kötü. Kötü canım. Ya kötü falan değil, lağım land yani, anlatabiliyor muyum? Ama bir şey söyleyeceğim, belki adamın günahını alıyoruz. Belki bunu eleştirmek için yapıyor mesela. Evet abi, kesinlikle bunun için yapıyor. Yani hani bu tarz... Monty Python! Bu, aynen. South Monty Park falan gibi, anladın mı? İşte bu tarz şeylere dalga geçmek yapıyor. Adamların aklına Monty Python geliyor, benim aklıma Abu Zer Kadayıf geliyor. Ben FRP serinizi bayağı seviyorum. Vay! Biz tamam. De çok seviyoruz. Şu an ciddiyete döndük abi, tamam. Yok. Hani bu farklı senaryolara kayacak mı, kişi sayısı artacak mı, bunları merak etmiştim sadece. Bir de bölüyorum. Tabii. Bu hafta bana davetiye verdiğiniz için teşekkür ederim. Oo! FRP'nin babası Ömcür yanımda. Şimdi cevaplayacak. Buyurun. FRP'nin babası olarak söylemek istediğim birkaç söz var. Evet. Bir kişili böyle konuk düşünüyoruz. Ve de işte başka senaryolar olacak. Ne demiştin? Başka kişiler olacak mı dedi. Tamam işte başka kişiler olsun istiyoruz. Biz davet edeceğiz insan. Değişik insanlar. Ama öyle illa ünlü YouTuber davet etmek gibi bir kaygımız olmayacak yani, onu söyleyelim. Biz çünkü sonuçta reytingleri oynayan bir kanal değiliz biz. Ya mesela Barış'ı davet edeceğiz. Aynen, Barış gelince çünkü reytingler hiç artmıyor. Götüm. Ben de gelirdim. Biz yani Barış gibi sıradan insanlara davet edeceğiz. Barış gibi no name. Arkadaşlar perde arkasını söyleyeyim. Sezon başında Cevdet dedi ki seni Twitch'in maçına geçirmek istiyorum dedi. Hocam dedim kusura bakma çok meşgulüm geçemem dedim. Haksız mıyım Cevdet? Doğru valla. Barış dedi ki... Seni bu yani, no name'likten kurtaracağım Barış artık dedi. Barış dedi ki eğer sen bu kanalın padişahıysan işte o zaman bir şey... Yok ben sen bilmem ne. Hafta içi akşamları yokum dedim o yüzden. Yoksa yani tabii ki FRP gençliğimizde oynardık lise 1'deyken değil mi Can'cığım? Evet. Ömercan abi benim sorum efendim sana. Efendim canım tabii abi. Abi kaç kilosun? Uy haçen ya kötü böyle YouTube yorum yazar da sizin toplamınız 600 kilo mu? O sensin. Abi. Söyle bari. Neyse bana sormadan. Ben de merak bakalım. Ettim şimdi. En şişman benim şu an. Yani 86 kilodan çokum. Öyle söyleyeyim. Abi duş al. Duş alıyorum da ben yani öyle bir etkiyle karşılaşmadım ya yani şu ana kadar. Hatta daha bile biraz kilo artıyor gibi geliyor bana duştan sonra. Abi bir dahakine çağır ben de geleyim. Bizim evde... Ama diyor devam edecek mi, gitti mi, ne oldu? Tadında bırakmayı severiz. Cevdetciğim sana birisi çıkıp geliyor. Diyor ki... sana ama diyor programı yapacağız. Yaparım tamam. Televizyonda. Tamam. İşte şeyin programında neydi adamın adı? Beyaz Show. Okey. Ama diyor. Tamam. ama diyor. Ama diyor. Aslında bizim işte Ömercan dahil olmak üzere belli arkadaşlarımla geçmişte oynadığımız... Hepimizin arasında mutlaka oynadığı hakikaten bir oyundu. Böyle oynuyorduk. İşte arada böyle hayaller kuruyorduk. Ama diyor bir daha asla Pink Floyd dinlemeyeceksin. Gibi. Mesela. Bir de böyle hayallerden vuruyorduk mesela. Ömercan işte zamanında tiyatroya çok ilgileniyoruz. Ömercan, Haldun Dorman arıyor.
diyor ki, Dorman diyor. Sana diyor tiyatromu devredeceğim. Arayayım mı? Kabul ediyor musun diyor. Ediyorum. Ama diyor. Bugün. Oha. Abi bu oyun hep ben buraya bağlanıyor normalde kendi demedim. Aramızda. Ama böyle bir oyundu bu. Böyle bir oyundu bu. Genelde sonra buna bağlanıyordu evet. Aynen. Sonra dedik ki hadi dedik bunu taşıyalım. Bir şey yapalım. Önce Ömer Can'la oynadık. Harika, esprili ve bu tatlı geçti. Evet. Sonra Can'la oynadık aynı şekilde. Neyse biz kendi tanıdığım arkadaşlarımla oynadıkça bu şekilde devam etti ama tanımadığım konuklar alınca iş hiç tanımadığım için ne o kadar samimi konuşabildim ne de onu o kadar vurabilen bir şey bulabildim. Dolayısıyla TRP'ye verdim kendimi. Most. Yani RPG'ye verdim. Bayağı uydurdum oralarda. İşte ortak evrenler falan filan o gelişti. Aslında hiç planda yoktu bu. Sonra büyüdü, büyüdü, büyüdü. Kocaman oldu. Başka evrenler, birkaç evren falan. Sonra ben işin içinden çıkamadım derken şimdi ne olacak günün sonunda dersen böyle Ocak gibi ama diyor tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz ama belki diyor. Biraz daha farklı ve daha kısa bir format. YouTube'da neden böyle güzel içerikler dünyanın herhangi bir köşesinde Türkiye'de olduğu gibi yükselmiyor? Yani azız siz, abi azız. Bir şey soracağım. Bu kadar şimdi izleyip beğenen bir kişi olarak, bir kepar takipçisi olarak bu akşam hatta buraya da gelmeyi tercih ettin. Ama eşine dostunla böyle bir kanal var, böyle içerikleri var deyip tavsiye ediyor musun? Yanımdaki hanım hiç izlememişti. Şu an çıldırarak sizi izliyor. Güzel. Vay be. Evet en az 3 kişiye böyle tavsiye ettikçe o... En az 3. Nereden öğrendin bu taktiği? Böyle. Bu sefer politika tuttu işte. Yiğitiniz kimseyi. Like a charm. Hakkı değil. Böyle gide gide 1 milyonu vururuz hocam. Çikolata banyası olur yani. Evet pek sevgili geekler. Bir başka dedeler sofrasının daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İki geldiniz, iki varsınız. Çok sağ olun. Haftaya gelecek olanlarla görüşmek üzere. Gelmeyecekseniz de sizlerin canları sağ olsun. Mucuk mucuk öpüyorum canlarınızı. Siz YouTube, siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sonsuz.